Getir'den siparişini ver, program bitmeden kapında olsun. Peki şimdi son maçta Hellenex Yeni Malatyaspor maçı ve Galatasaray Beşiktaş'tan 3 fazla fark atması lazım Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline karşı. Yani Beşiktaş'ın puan kaybetme ihtimaline göre bir plan yapılamaz herhalde. Evet. Yapılabilir mi ya da nasıl görüyorsun? Yani teknik ekip nasıl bir plan yapacaktır sence? Ya şimdi mesela bu maçta saha içinde 2 kez plan değişti biliyor musun? Önce bir fark atalım maçı kıldı. Sonra mesela sanıyorum Fenerbahçe'nin puan kaybı haberi de geldi. Yeniliyor olduğu haberini de geldi. Beşiktaş'ın kazanamıyor olduğu haberi de geldi. Berabere kaldığı haberi. Yani bu durumda aslında Galatasaray fark atmak yerine Denizlispor'da 2-1 yapınca ya maçı kazanalım oyuna döndü bir süre. Ondan sonra Beşiktaş'ın kaybettiği yani ikinci golü yediği haberi geldi belki de sahaya. Bir de rakip eksik kaldı. Galatasaray rakibi Denizlispor. Odega itirazlardan kırmızı kartı gördü. Odega da çok çalıştı bu arada onun için. Efendim? Odega sarı kartı görmek için biraz çalıştı bu arada gerçekten. Yani evet, fazla topan, şey hakemin gözünün önüne girip kaç defa alkış yaptı. Hakem artık dayanamadı attı yani. Evet. Bir 10 kişi kalınca Denizlispor aslında uzatma dakikalarında Fatih Hoca'nın da sürekli topu gösterip orta sahaya koşun yeniden atakta hazırlayın diye böyle bir son 10 dakikayı farklı yenelim oyununa döndü Galatasaray. Yani saha içinde birçok plan değiştirdi. Zaten Beşiktaş bölümünde konuştuğum üzere bu aslında Beşiktaş'ın küçük bir avantajı. Çünkü bence Beşiktaş'a hani galibiyet yetebilir ama Galatasaray mesela planlarını yaparken bir noktadan diğer maçtan gelecek habere göre o plan ya bize 1-0 yetmez. Hani 2-0 da yetmeyebilir. Yani bir ekstra bir oyun oynamak zorunda kalabilir Galatasaray. O sanıyorum bence diğer maça göre olacak. Çünkü Malatyaspor'a karşı böyle fark atayım derken bir anda puan kaybediyor durumuna düşebilirsin. O yüzden sanki ilk etapta böyle Beşiktaş'tan puan kaybı beklercesine bir oyunla oynayabilir Galatasaray. Yani planlar Beşiktaş'ın puan kaybına göre yapılıyor olabilir ilk etapta. Falcao'nun bir sakatlığı var. Yetişecek yetişmeyecek göreceğiz onu. Mustafa Muhammed, Halil Dervişoğlu. Hangisinin başlaması, hangisini ilk 11 başlatırsın Malatyaspor maçında? Hangisini sonradan başlatırsın? Ya da ikisiyle mi başlarsın? Belki Babel'le mi? Açıkçası benim tercihim hani dışarıdan bakılınca Babel, Mustafa Muhammed, Halil Dervişoğlu'nun sağ forvette bir görmek isterdim açıkçası. Ama bu tabii Fatih Hoca'nın takdiri. Üçü de çünkü bence iyi durumda, formda, fizik durumları da gayet iyi. Halil Dervişoğlu yanıyor, bayağı sıcak. Attığı gol bu arada çok güzeldi. Yani şöyle güzel gollerden, o kadar da göze batmayan güzel gollerdendi bence. Çünkü geriye doğru sıçrayıp son anda kafasını çevirip topu içeri doğru atmak kolay iş değildir. Böyle Filippo Inzaghi tarzı gol bu. Hani Inzaghi de böyle kafasını atardı hatırlarsan. Bayağı böyle son anda vücudunu büküp böyle topu içeri doğru çevirirdi. Zaten bu yüzden çok inanılmaz yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen çok öyle sevindim sana. Ondan sonra değil mi? Asist yapan adamı sakatlamaya gidiyordu gol sevincine. Bir kere Sergio'yu sakatlamıştı öyle. Asist yaptı bir adam şey bela açtı başına. Çılgınca sevinciyle sakatlamıştı onu. Halil Dervişoğlu'nun gerçekten özel bir gol. Komple santrafor derken her zaman bundan bahsediyorduk. Çeşitliliği çok fazla var. Yani adamı eksiltip plase yapıp uzak direğe görme özelliği var. İşte savunma arkasına koşu yapıp topun dibine girip kalecinin üstüne atma özelliği var. Uzaktan ters ayarla şut at, alt köşeye bulma özelliği var. Bu tip kafa vuruşları var. Bu yüzden hani zaten oyunun içine de dahil olabilen, adam da eksiltme özelliği olan bir oyuncu olduğu için kenar forvetleri zaten değerlendiriliyor. Hollanda'da da bu böyleydi. Sağ forvet oynayabilir bence. Hatta sol forvet Halil, sağ forvet Babel olabilir. Çünkü Babel'de çok fazla değişmiyor performansı. Yani sağ forvette de etkili olabiliyor. Çünkü daha çok fiziğini kullanan bir oyuncu Babel. Orada da etkili olabiliyor. Hatta Beşiktaş günlerinde Avrupa Ligi'nde çoğunlukla sağ kenara yakın oynarken fark yaratıyordu ilk sezonunda. O yüzden Babel sağda, Mustafa Muhammed ortada, Halil solda gibi bir formasyonda olabilir açıkçası. Şimdi bir yandan Galatasaraylılar en çok şuna güveniyordur herhalde. Son 20-25 yıla hatta yani kısa vadede değil bayağı bir orta vadeye baktığımızda Galatasaray net bir şekilde finallerin takımı. Yani bir yarışın finaline getirdiyse Galatasaray o işi genellikle kazanıyor. Yani final bir Türkiye Kupası finali olabilir, Süper Kupa finali olabilir.
Hatta UEFA Kupası finalinde de aynı şeyi gördük. O Avrupa Süper Kupası da aynı şekildeydi. Liglerde o final kısmına getirdiğinde Başakşehir'le yarıştığı sene Galatasaray o yarışı kazanıyor. Finale getirdiğinde kazanıyor. Bu kez ipler çok da elinde değil. Biraz handikapı o. Yani yine Galatasaray üstüne düşeni yapıp kazanabilir. Ama bu yetmeyebilir. Galatasaray'ın bu finale getirmesi belki de Beşiktaş'ın biraz da maç sonunda futbolcuların biraz stres yapmasında Galatasaray'la kapışıyor olmaları belki biraz etkili olmuş olabilir diye düşünüyorum. Yani başka olabilir. Bir takımla kapışsalar o kadar stresli olmayabilirlerdi. Kesin öyle. Hatta yani ben bu Galatasaray'la çalışırken de bunu yaşadım açıkçası kazanılan şampiyonluklarda. O özgüveni ben orada Florya'da tattım. Nasıl bir hava oluştuğunu gördüm. Çok ayrı bir atmosfer var gerçekten. Acayip bir özgüven var Galatasaray'da bu konularda, final oynama konusunda. Mesela Başakşehir'le yarıştığı dönemde Galatasaray. Aslında fark böyle 6-5 falandı. Herkes böyle hocalar falan böyle testine gelirken bitti bu iş kafasında geziyor. Yani bitti ya, biz de şampiyonluk. O özgüven var ve gerçekten inanılıyor ve o da sahaya yansıyor. O yüzden Galatasaray yani hakikaten psikolojik olarak finalleri çok iyi oynayan bir camia. Yani takım demiyorum, camia öyle. Üstelik bir de Fatih Terim eklenince işe. Zaten Fatih Terim'in yarışın sonuna kadar kalıp şampiyonluğu kaybettiği galiba bir sezon var. O da yine Beşiktaş'a, Sergen Yalçın futbolcu döneminde 100. yıl Beşiktaş'ına karşı kaybetti. Onun dışında erken koptu zaten şampiyonluktan. Yani yine getirir şampiyon olması bu ikinci olacak. Yani zaten ortalaması çok yüksek. Fatih Hoca'nın Galatasaray'da takım çalıştırıp şampiyon olma ortalaması çok yüksek. Olamadığı zamanlarda da genelde erkenden kopuyordu. Yani zaten Galatasaray finalleri iyi oynayan bir camia. Üstüne Fatih Terim eklenince daha da enteresan hale gelebiliyor. Bence Galatasaray taraftarlar şu anda yani Fatih Hoca'nın meşhur UEFA Kupası finali öncesinde konuşması var ya, hani ne olursa olsun siz benim gönlümde her zaman kazandınız, kazanacaksınız diye. Galiba hani işin bu noktaya gelmesi bir şekilde Galatasaraylı taraftarın çoğunun yani siz bizim gönlümüzde kazandınız, en azından bu şampiyonluk şansını son haftaya taşıdınız, 40. haftaya biz şampiyonluk olur muyuz acaba düşüncesiyle o ekranın başına kilitleneceğiz hissi birçok Galatasaraylıyı bence mutlu etmiştir. Şimdi son hafta Galatasaray şampiyon olursa zaten başarı. Çok büyük başarı hem de. Acayip geriden getirdi ki sene başında Galatasaray'da çok eksikleri olan bir takım olarak görünüyordu. İşte 6 numarası hani sadece sayısal olarak değil, komple yoktu yani. Yedekli olmasından da bahsetmiyorum, bir rotasyondan da bahsetmiyorum. Tamamen yoktu. İşte bir devşirme oyuncu buldu oraya, kadro içinden eksikleri, gedikleri kapattı. Bir oyun sistemi kurdu. Transferler gelince bir bocalama dönemi var Galatasaray'ın. Evet. Ama buraya kadar getirdi. Şimdi 4 senelik bu Fatih Terim dönemine baktığımda 2 senesi şampiyon. Bir senesi pandemi döneminden önce çok iyi giden bir Galatasaray, pandemi dönüşünde şampiyonluk yolunda çok ciddi kayıplar verdi şampiyonluk. Bence olacaktı mesela. Pandemi olması olacaktı Galatasaray. Ben de öyle düşünüyorum. Dönüşünde Muslera'nın işte sakatlığı, evet. Ve orada kaybedilen bir şampiyonluk. Bu senede son haftada şampiyonluk ihtimalinin en güçlü iki takımından biri. Ben yani kazansa çok başarılı zaten Fatih Terim. Kazanırsa çok çok başarılı, ama kaybederse de başarısız bir dönem geçirdi diyemem. Evet, aslında hani gereksiz sistem oynamaları yaptı bence Fatih Hoca. Özellikle Uşil Santofor döneminde. Mesela o dönemde sadece Rize Spor mağlubiyeti olmasa bile şu anda belki de baya şu an şampiyon olduk hisse bürünmüştü Galatasaray. Var öyle hani çok anlamıyorken sistemsel dokunuşlar oldu, ama sonuçta yine işi bir şekilde camiye ayakta tutup üstelik işte seçim meçim, şu anda başkanlık küçük bir yani sağ dışında karmaşa da var. Bunlara rağmen odaklandırıp şampiyonu odaklandırmak bayağı bir meziyet yani. Bu konuda kesinlikle takdiri hak ediyor Fatih Terim. Sağ dışında az şeyle uğraşmıyoruz demişti hoca da. Senin durumla paralel olarak. Bakalım Galatasaray son hafta ne yapacak? Beşiktaş'ın Göztepe maçının haberini, skorunu sürekli takip edip Galatasaray'da Malatya Spor karşısında şampiyonluğu zorlayacak. Şimdi de Fenerbahçe'yi konuşacağız. Evet arkadaşlar, bu bölüm bitti ama Voley'de futbol içerikleri asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.